Merhaba, inşallah iyisiniz. Umarım iyisinizdir. Ee, bu bal gibi buz gibi bir kitap öneri videosu olacak. Bir kitap eleştirisi, kitap yorumu veya bir e, felsefi mesele, edebi mesele veya kafama takılan bir mevzu üzerine konuşmayacağım. Çok uzaklarda, Çin'de yazılmış. Özellikle 1930'lardan 70'lere kadar Çin'de ne olup bittiğini az çok anlatan, sıcacık, çok gerçekçi bir kitap elime geçti. Bu kitabı okudum. Bazı insanlar şunu istiyor özellikle YouTube'da kitap arayanlar veyahut ee, devamlı surette kitap okumaya çalışanlar veya az bu, az çok kitap okuyanlar hani bir kitaba başlayalım. Başlasın ve bitsin. Yani bizi bir şekilde hikayesine çeksin. Akıcı olsun istiyorlar. Ee, dediğim gibi bir kitap yorumu, kitap eleştirisi yapmayacağım. Bir kitap önereceğim. Ee, you You Are diye okunuyor olabilir ismi. Who You Are diye yazılıyor. Bu Çinli yazarın e, Yaşamak adlı kitabı e, hakikaten okuma zorluğu çeken e, veyahut yani farklı coğrafyalardan e, hikayeler dinlemek isteyen insanlar için bir öneri olsun. Öneri olarak söylüyorum. E, kitabın başına epey bir şey gelmiş. E, sonunda en azından adı komünist bir ülkede yaşıyor insanlar. Bir sosyalist ülkede yaşıyorlar. E, tanrı'nın ve Tanrı inancının kovulduğu ülkelerde e, bazıları kusura bakmayacak ama e, devletin kendisi Tanrı haline geliyor. Ve o Tanrı canlı olan her şeyle e, bir mücadeleye giriyor. Bu kitapta bir kıpırdanma içinde bir insanın başından geçenleri anlatma hikayesi. E, tabii ki yazarın başına bir şeyler geliyor bu yüzden. En azından kitabı yasaklanıyor. Bir dönem. E, okuduğunuzda göreceksiniz ya bu kitabın neresini yasaklamışlar diyeceksiniz ama e, otoriter rejimlerin e, bahanesi çoktur. E, bu kitabı da öylesine yasaklamayı başarmışlar. E, ya açlık, yoksulluk, savaş, ölüm, e, dayak, işkence. Ya e, dünyanın kaderi bu falan diyoruz da yani e, ee, bu hikayeler doğuda daha mı fazla? Veya batılılar biraz daha sorunlarını çözdü mü? Ee, bunun üzerinde durmak lazım. Ama kitap e, içeriği ilgili hemen hiçbir şeyde bulunmayacağım. Hiçbir ifadede bulunmayacağım. Ee, gerçekten başlıyorsunuz bir de bitiriyorsunuz bu kitabı. Ee, ee, içinde, e, Juyu'a yaşamak. içinde. i̇çinde dikkatimi çeken iki şey söyleyeceğim ama. Ya ım, kadınların e, her şeyi taşıyabildiği bir e, coğrafya düşünün. Bu özellikle maddi anlamda söylüyorum. Manevi olarak zaten taşıyor da kadınlar birçok şeyi. Ya e, kadınlar e, bir affedersiniz eşek yerine koyuyor. Bir hayvan yerine konuyor ve e, ciddiniz bildiğiniz e, yük taşımak için kullanılıyor. Bu kitapta gördüm. Bu e, Anadolu carifesinde de e, yakın zamanlara kadar görülen bir olaydı. Bir vaka aydı. Bu vakanın izlerini hemen her yerde görüyorsunuz bütün e, e, doğu toplumlarında. Bu çok ilginç bir şey. Bunun üzerinde durulması gerekiyor. Cesur e, sosyal psikologlar, sosyologlar, e, biyologlar artık kim bakacak, antropologlar kim bakıyorsa bu işe kimlerin ilgisini çekiyorsa e, çok ciddi bir mesele. Bununla ilgili fikirlerim var ama burada yeri değil. Bambaşka bir hikaye. Bir de ya kitabın adın şöyle de olabilirmiş. Yani yaşamak diyor ya kitabın adına. Bu kitabın adı tesadüfen yaşamak da olabilirmiş. Hatta kitabın ismi biraz da uzatılıp tesadüfen yaşamak ve tesadüfen ölmek de olabilirmiş. Öyle bir izlerim doğuyor bende. Bazen bazı yerlerinde şunu e, hissetmedim değil. Yani kitap tanıtacaktık ama biraz yine eleştiri yormam gerekiyor. Ne yaptık? Böyle kısık seste bir arabesk müzik dinliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ama melodiyi de e, sözleri de anlıyorsunuz din, e, dinleyerek. E, o, o arabesk duyguda var şimdi orayı da atlamayalım. E, biz zaten e, Türkiye'deki okuyucular, Türk okuyucuları seviyoruz e, böyle mevzuları. E, ama hakikaten bir sonraki satırda ne yazdığını merak ettiğiniz kitaplardan biri. Dünyanın en derin kitabı mı? Hiç alakası yok. Dünyanın e, hayatımızı değiştiren en çok değiştiren kitaplarından biri mi? Değiştirebilir mi hayatımızı? E, şüpheliyim. Ama e, güzel kitap. Okumaya değer. E, ya acı her yerde. Ve Düşünün sadece acıyı e, konuşmak bile e, otoriter bir rejimde, bir komünist ülkede e, hapisler yatmaya, e, kitapların yasaklanmasına kadar gidiyor. Bu çok e, garip bir durum. Ama komünistler bir iyi şeyler de yapmış arada yani. Çok yükleniyorum ama komünistlere. İyi şeyler de yapmışlar. Ee, toprak reformu doğru bir hareketmiş. Bu kitapta toprak reformunu da görüyorsunuz. Yani bir insanın binlerce dönüm arazisi var. Bir insanın yiyecek ekmeği yok. Bir, bir karış toprağı yok. Bir tane dikilacı yok. Ee, komünistler bu konuda e, kendi içinde tutarlı davranmışlar. En azından bu anlamda e, komünistler de bazen işler yapabiliyormuş. Onu görüyorsunuz. Ee, okuyun, pişman olmazsınız. Güzel kitap. Yani ne okuyayım, ne okuyayım, ne okuyayım, bir şey bulamıyorum, okuyamıyorum falan diyen çok. Yal kardeşim yani güzel. Hiç aya e, sen için alıyor. E, evet, can acıtıcı. E, i̇lgini çekebilecek olan durumlar da var. Bir yerlerle benzerlikler de kurabilirsin. E, okunabilir. E, yaşamak. Juu a. Yuhu a. Nasıl okunuyorsa. Tesadüfen yaşamak. Tesadüfen ölmek üzerine e, bir kitap e, öneriyorum herkese teşekkür ediyorum dinlediğiniz için desteklerinizi bekliyorum e, yeni bir videoda görüşmek üzere Evet.